Türkiye Büyük Millet Meclisi milli iradenin kalbi, milli iradenin tecelligahı ve Gazi Meclisimiz, hem Kurtuluş Savaşı'nı yöneten meclis hem de 15 Temmuz'da kahramanlığıyla bütün dünyaya demokrasi mücadelesi veren bir meclis. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşüren olaylara fırsat vermemek lazım. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma usul ve esaslarını belirleyen bir iş tüzük var. Bu iş tüzüğe uygun bir şekilde hareket edildiğinde aslında bu tür olaylar gerçekleşmez. Ama maalesef bazı milletvekilleri bu iş tüzüğe aykırı hareket ederek bu tür olaylara sebebiyet verebiliyorlar. Kürsüde yapılacak konuşmaların, o kürsü özgürce her düşüncenin ifade edileceği bir kürsü. Ancak iş tüzükte de kaba ve yaralayıcı sözlerin söylenemeyeceği, bu sözlerin bir yaptırımla karşı karşıya kalacağı şeklinde hükümler de mevcut. Dolayısıyla son oturumda özellikle konuşmacının hemen konuşmaya başlar başlamaz asıl genel görüşme konusunun dışına çıkarak asıl konuşması gereken konu o genel görüşmeyle ilgili olağanüstü bir toplantı yapıldı. Ama maalesef bir tahrik içeren bazı sözler sert bir şekilde söylendiğinde oradaki tabii bazı milletvekillerinin tepkisiyle de karşı karşıya kalması mümkün. Dolayısıyla konuşurken herkes özgürce milletvekillerimiz ifadelerini orada sarf edebilir. Ancak hakaret içeren özellikle kaba ve yaralayıcı sözler meclisteki maalesef bu tür karışıklıklara neden olabiliyor. Geçmişte de oldu. Bu sadece bu dönemin problemi değil. Maalesef geçmişte önceki yıllarda 90'lı yıllarda bir milletvekilinin mecliste o kavga sırasında vefat ettiğini de biliyoruz. Dolayısıyla meclisimiz bu tür görüntülere layık değil. Dolayısıyla hem kürsüde konuşma yapan milletvekillerinin, ben 16 yıl milletvekilliği yaptım. Adalet Komisyonu üyeliğinden başkanlığına varıncaya kadar meclisin değişik kademelerinde görev yaptım. Son bir yıl grup başkan vekili olarak görev yaptım. Yani orada siyasi partilerimizin, özellikle grup başkan vekillerimizin daha uzlaşmacı, özellikle milletimizin bizlerden beklediği kanunların gerçekleşmesi, bir an önce hayata geçmesiyle ilgili olarak ve meclisin verimli çalışmasına yönelik yapıcı tutum sergilemeye yönelik gayretlerinin olduğunu biliyorum. Ancak tabii ki bu şekilde münferit bazı milletvekillerinin çıkarak oradaki ortamı nasıl gerdiğini de görüyoruz. Ve bunlara fırsat vermemek gerekir ve meclisin saygınlığına da gölge düşürmemek gerekir diye düşünüyoruz. Sayın Bakan, tabii bir fiziki müdahalenin de, yani milletvekillerimizin birbirlerine bir fiziki müdahalede bulunmaması gerekir değil mi? Yani incitici sözler burada sarf edilmemeli değil mi? Kategorik olarak yani birbirimize en sert eleştirileri yapabilmeliyiz. Ben hep ona inanıyorum ama bu da bir ölçü içinde olmalı herhalde. Bazen ölçü kaybedilebiliyor. Meclis çatısı altında da uygun davranışları milletvekilleri kendi takdirleriyle bulabilmeliler. Artık şimdi, bu kadar eğitimli değil mi? Yetişmiş tabii, insanlara ne yapmaları gerektiğini, hani şunu yap bunu yapma demek. Ama bir fiziki müdahale de olayı bazen çığırından şimdi, tabii, çıkarabiliyor. Kürsüden konuşan kişi bu tür bir olaya sebebiyet vermek istediğini açıkça gösteriyor. Bu tahrike elbette ki kapılmamak gerekir. Yani orada siz milletin temsilcilerine, milletvekillerine sizler teröristsiniz derseniz tabii çok bu bir eleştiri değil. Artık bu bir hakaret ve iş tüzüğe göre de cezai müeyyide gerektirecek bir husus. Dolayısıyla orada elbette ki insan, onu dinleyenler, karşısındaki kişi ona terörist dediğinde ve eleştiri sınırını artık bir ifade özgürlüğü sınırını aşacak şekilde konuştuğunda elbette ki bu tür olaylara sebebiyet verilebiliyor. Vermemek gerekir. Yani herkesin burada sorumlu davranması gerekiyor. Bir de Sayın Bakan, yani ben olay yaşandıktan sonra baktım uluslararası medyada haber ajansları işte yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu görüntüler diye. Yani biz uluslararası medya zaten bahane arıyor. Dolayısıyla dünyanın birçok parlamentosunda bu tür
manzaralar oluyor ama oralarda oluyor diye bizim ülkemizde de olmasını istemeyiz. Dolayısıyla bizim parlamentomuz, Gazi Meclisimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vakarını korumamız gerekir. Tüm milletvekilleri bu anlamda kendilerini sorumlu hissetmesi gerekir. Ben 16 yıl milletvekilliğim süresi içerisinde bu tür manzaralar oldu. Üzücü kavgalar oldu, tartışmalar oldu. Ama sonunda yine orada kulislerde milletvekillerimiz değişik siyasi partilerden tekrar aynı sohbetlerine devam ettiler. Yani arka odalarda uzlaşmaya yönelik çabalar oluyor ama tabii münferit bazı kişilerin açıklamaları yine meclisin gerilmesine neden olabiliyor. Bunlara meydan vermemek lazım. Ya muhtemelen bir sulh ortamı ortaya çıkacak. Yine meclis lokantasında bir araya gelinecek. Tabii çorba ki. Içilecek. Aynı ortamı paylaşacak. Çay içilecek. Bunların ama tekrarlanmamasını ben bir yurttaşı olarak biliyorum. Genel kuruldan toplantıdan çıkıyorsunuz. Odanıza giderken aynı asansöre biniyorsunuz. Dolayısıyla aslında şunu da görüyoruz. Yani genel kurulda o kürsüdeki ateşli konuşmacı sonra çıktığında bir bakıyorsunuz ki çok daha farklı. Dolayısıyla o kürsünün farklı bir özelliği var. Biraz da bu kamuoyuna yansımıyor ama o kulislerde mesela meclis kulislerinde ben de görüyorum, tanık oluyorum. Milletvekilleri kendi aralarında ya keşke şöyle de birbirimize davranmasaydık diye birbirlerinin gönlünü alabiliyorlar. Evet. Belki birbirlerine özür diliyorlar ama kamuoyuna da çok yansımıyor. Siz de buna tanıklık tabii. etmişsinizdir değil mi? Ya bu tür olayların tekrarlanmaması evet. lazım ama tabii kürsüdeki konuşmacıların da özellikle sadece bu tür olaylara sebebiyet vermek için çıkanlar da var. Özellikle orada ağır eleştiri sınırını aşan konuşmalar yaparak kendilerini hakaret edip bunu dava sürecine intikal ettirenler de var. Yani böyle geçmişte de vardı, bugün de var. Umarım bunlar bir daha tekrarlanmaz. Evet.